Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için videonun alt kısmında bulunan abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca katıl aboneleri bu videonun içeriğini toplu kalanından indirebilirler. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda oluşturduğumuz tablonun alt kısmında dinamik olarak tabloyu satır eklediğimizde kendini en alt satıra atan bir alt toplam satır yapacağız. Bunun için VBA kullanacağız ama tabi VBA kullanmayı sevmeyen arkadaşlar korkmasın. Yapacağımız işlem çok karışık değil. Herhangi bir kod, çok böyle yoğun bir kod bilmenize de gerek yok. İşleme başladığımızda göreceksiniz zaten. Şimdi bir tablomuzun olduğunu varsayalım. Bu tablomu bir elektronik tabloya çevirmek istiyorum. Sizi sıfırdan da dizayn edebilirsiniz. Bakın buradaki tablomu seçiyorum. Ekle kısmına geliyorum. Tablolar bölümünden tablo diyorum tablo müst bilgi satırı içeriyor deyip tamam diyorum. Artık bu bir dinamik tablo arkadaşlar. Bakın tasarım kısmına geldiğimizde en sağ kısımda e, bu tablonuzun mevcut görünümünü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben genelde kullandığım tablolarda e, buradaki bakın kılavuz çizgilerinin görmesini istemiyorum. Bunun için sayfa düzeni bölümüne gelip kılavuz çizgileri kısmından görünümlerini kapatırsanız arkadaşlar sadece tablonuzun ...görünümü aktif olarak gelecektir. Bakın A sütununa tıklıyorum, ekle diyorum. Bir tane e, sütun ekliyorum. Sonra hemen kenarındaki çizgiye gelip tablomu ortalamak istiyorum. Gördüğünüz gibi tablomu ortaladım. Şimdi bakın, buradaki elektronik tablonun üstüne tıkladığımda... ...üstte tablo tasarımı e, sekmesi gözükür. Boşta herhangi bir yere tıklarsanız bu görünüm sekmesini elde edemezsiniz arkadaşlar. Unutmayın. Tablonun üstündeki bir alana tıklıyorum. Tablo tasarımı bölümüne geliyorum... Burada bakın tablo stili seçeneklerinde alt top, toplam satırı var. Toplam satırını aktif hale getirdiğimde burada bir toplam satırı oluşuyor. Tabi ama bunu e, buraya veri eklediğinizde bu toplam satır otomatik olarak aşağıya kaymaz arkadaşlar. Evet şimdi bakın toplam satırını tekrar kapatıyorum. Bunun için e, ufak bir makro yazacağım. Burada tabi kod bilgisi çok yoğun bir kod bilgisi bilmenize de gerek yok arkadaşlar. Bakın şurada geliştirici sekmenizin aktif oluyor olması lazım. Daha önceki videoları izlemeyen arkadaşlar, bu videoyu yeni izleyen arkadaşlar için hatırlatalım. Geliştirici sekmesini üst tarafta herhangi bir sekme açıkken bu sekmenin üstünde sağ tuş yapıp şeridi özelleştir kısmını penceresine açtıktan sonra sağ kısımda bulunan alandan ee, geliştirici bölümü bakın hemen altta bulunan geliştirici bölümünün kenarındaki tik işaretini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Artık sizde de geliştirici sekmesi mevcuttur. Şimdi bakın ben buradaki tablomun üstüne geliyorum. Tablo tasarımı bölümü açıldı. Tablomun üstüne tıkladıktan sonra görünüm bölümüne geliyorum. En sağ kısımda bakın makrolar var. Tıklıyorum. Makro kaydet diyorum. Ve buraya aç diyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Excel'in böyle bir güzel yanı var. Siz burada istediğiniz işlemleri makro kaydını açtıktan sonra yapabilirsiniz. Makro kaydını kapat dediğinizde sizin için yaptığınız işlemlerin kodlarını otomatik olarak gösterecektir arkadaşlar. Bakın tıkladım. Makro kaydını aktif hale getirdikten sonra tablo tasarımına tıklıyorum. Toplam satırı alanına geliyorum. Bakın tablo tasarımında tablo stili seçeneklerinde toplam satırını aktif hale getirdiğimde artık burada toplam satırım oluştu. Hemen görünüme geliyorum. Başka hiçbir şeye tıklamadan makrolar kısmından makro kaydını durduruyorum arkadaşlar. Bu bizim buradaki toplam satırımızı açmak için gerekli kodları oluşturdu. Şimdi tekrar bakın görünüm sekmesinde sağ kısımda makrolar kısmına geliyorum. Makro kaydet kısmına geliyorum. Bu sefer de bakın kapat adında bir makro kaydedeceğim. Kapat diyorum, tamam diyorum. Hiçbir yere dokunmadan tablo tasarımı bölümüne geliyorum. Toplam satırı sekmesinin, yani toplam satırın işaretinde tiki işaretini kaldırıyorum. Tekrar görünme gelip makro kaydını durduruyorum. Artık benim için alt toplam satırını oluşturan bir makrom ve bunu kapatan bir makrom var. Bakın görelim. Geliştirici sekmesine tıklayalım. En sol kısımda Visual Basic butonu var. Bu butona tıkladığınızda Visual Basic ortamı açılacaktır. Sağ kısımda bulunan bakın VBA Project bölümü e, buradaki pencerenin içinde sizin oluşturduğunuz kodlar yani makro kaydı yaptığınız kodlar buradaki modül dosyasının alt kısmında modül e, gördüğünüz gibi kitaplı içinde otomatik olarak oluşturulur. Bu yani bu kodları sizin ezbere bilmenize gerek yok. Bakın bu üstteki yeşil olanlar yani tek tırnakla e, yazılanlar açıklama alanlarıdır. Bunları bakın seçtikten sonra silebilirsiniz. Aynı şekilde bakın kapatma makrosunda da bulunan yeşil alanları kapatıyorum. Sadece iki tane satırım kalsın. Gördüğünüz gibi aktif şetle başlayan satırım mevcutta kalsın. Şimdi burası dursun. Biz ne yapacağız? Bizim işlem yaptığımız sayfa sayfa 1 arkadaşlar. O yüzden bakın Visual Basic ortamında VBA Project kısmında Microsoft Excel Object alanının altında mevcut projenizde bulunan sayfalar listelenir arkadaşlar. Eğer yapacağınız işlemin bütün sayfalarda otomatik olarak çalışmasını istiyorsanız bu çalışma kitabında eğer sadece sayfa 1'de çalışmasını istiyorsanız sayfa 1'in üstüne çift tıkladığınızda sağ kısımda o kısmı kod alanı açılır. Burada bakın üst kısımdaki general bölümünü geliyorum sol kısımdaki general bölümünü worksheet yapıyorum. Yani bu sayfanın üstünde yapılan işlemlerde çalışmasını istiyorum. Sağ kısımda da bu aldığı alandaki kodların ne şekilde çalışacağı belirlenir. Mesela selection change dediği şey selection change bizim Excel sayfasının üstünde herhangi bir hücreye tıkladığımızda gördüğünüz gibi seçim değişir. Seçim değiştiğinde bu iki bakın bu gördüğünüz iki kodun arasındaki kodlar çalışır. Mesela ben iki kodun arasına şu an aç yazarsam Bakın. Geliyorum Excel sayfama. Başka hiçbir şeye tıklamadan. Herhangi bir sayfanın üst, yani hücrenin üstüne tıkladığımda seçim değişmiş olacak. Gördüğünüz gibi bizim alt kısımdaki e, toplam satırımız aktif hale gelecektir. Yine bakın geliyorum. Mesela bunu kapat olarak değiştireyim. Kapat olarak değiştirdiğimde Excel sayfamın üstüne geliyorum. Herhangi bir hücreye tıkladığımda otomatik olarak kapattığını göreceksiniz. Şimdi tabii ne yapacağız? Ben şimdi bakın buradaki hücrenin üstünde yani buradaki tablonun üstünde veri girişi yapacağım zaman ben e, B sütununda herhangi bir yere tıkladığımda buradaki toplam satırının kapanması gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Bakın geliyorum. Buradaki Selection Change kodunun içine bakın şu kapatı bir silelim. İki alanın arasında boşluk bırakmak isteyen arkadaşlar için bakın en sondaki üstteki sub bölümünün en sonuna gelip imleci taşıdıktan sonra enter'a basarsanız alt kısımda boşluk oluşacaktır. Şimdi bakın birkaç tane boşluk böyle yine alanı bir açalım. Buraya geliyorum. Şimdi nasıl Excel'de e, karşılaştırma yapmak için eğer komutunu kullanıyorsak VB artımda bunun İngilizcesi olan if komutunu kullanacağız. Bakın if diyorum. Boşluk bırakıyorum. Şimdi, Selection Change bölümünün hemen yanında Byval, parantezli Byval seçeneğinde Target seçeneği var. Bu Target bizim bu Excel'in üstünde herhangi bir yere tıkladığımızda arkadaşlar oradaki hücrenin bütün bilgileri bu Target değişkenin içinde toplanır. Nasıl? Bakın görelim. If yazdıktan sonra Target yazıyorum. Tabi bu kelimeleri siz yazarken birebir yazmakta zorlanabilirsiniz. Bakın yapa mesela ben Target yazacağım. T yazıyorum. Devamını yazmadan CTRL ile beraber boşluk tuşuna beraber basarsanız altta bir liste açılır. Siz yazdıkça gördüğünüz gibi doğru komut gelir. Yani mevcut komut gelir. Bunların içinden kodu seçerek tamamlayabilirsiniz. Şimdi target diyorum. Nokta diyorum arkadaşlar. Ben buradaki sütunlar değerine ulaşmak istediğim için Excel'deki sütun değeri kolumdur arkadaşlar. Bakın hemen yazarken baştan 2-3 tane harfini yazdım geliyor zaten. Kolumunu seçiyorum. Şimdi bakın geliyorum. Bu sayfada kaçıncı e, ürünler kısmına ilk tıkladığımda buradaki alt toplam kapanacağı için bir ve ikinci sütunum arkadaşlar. Yani sütun değeri ikiye eşitse bu kapatma işlemini yapacağız. Geliyorum hemen buradaki sayfama. Kolum diyorum. Bakın eşittir diyorum. 2 diyorum. Den diyorum. Bakın bir defa enter'a basıyorum. Bir defa daha enter'a basın ve bu alana end if yazın. Yani nasıl if ile başlamışsak end if ile bitireceğiz. Ne olacak? Bu if ile end if'in arasında buradaki koşul doğruysa yazacağımız kodlar çalışacak. Eğer buradaki koşul yani buradaki target seçtiğimiz hücrenin sütun değeri 2 değilse bu iki if ile end if'in arasındaki kodlar hiçbiri çalışmayacaktır. Peki işi eşitse ne yapsın istiyorum ben? kapatsın istiyorum arkadaşlar. Bakın. Geliyorum. Şimdi şu an kapalı zaten. Tablo tasarımı bölümüne geliyorum. Bakın toplam satırını açıyorum. Şimdi kenarda herhangi bir hücreye tıklıyorum gördüğünüz gibi. Herhangi bir şekilde toplam satırının alttan kaybolmadığını göreceksiniz. Ama ben veri girişi yapmak için bakın ürünler kısmındaki yani iki nolu sütundan bir tanesine tıkladığımda şuradaki makroyu tabi buradaki Bakın şu yeşil tuşa basarak aktif hale getirebilirsiniz. Bazen e, makro çalışır hata verirse üstte sarı bir işaret gözükür. Devamını e, devam ettirebilirsiniz. Şimdi bakın tekrar bakalım. Herhangi bir şekilde gördüğünüz gibi burada bir değişiklik olmuyor ama geliyorum. Bakın 2 no'lu sütun yani B sütununa tıkladığımda alttaki alt toplam satırının otomatik olarak kaybolduğunu göreceksiniz. Şimdi tabi e, şöyle bir durum var arkadaşlar bu buradaki hücreye tıkladığımızda. Şimdi ne yapacağız? Tıkladığımızda ne oldu? Buradaki değer kapandı. Artık buraya ne yapmamız lazım? Veri girişi yapmamız lazım. Peki veri girişi yaptıktan sonra ne olacak? Veri girişi yaptıktan sonra buradaki toplam satırının tekrar açılması gerekiyor. Bunun için bakın geliyorum. Şimdi worksheet kısmında selection change neydi? Herhangi bir hücreye tıkladığımdaydı. Yani hücre seçim değerimi değiştiğindeydi. Şimdi bakın geliyorum sağ kısımdan Burada bir change bölümü var. Change bölümüne tıklıyorum. Bakın üstteki iki tane kod satırı oluştu ve alttaki ile çizgiyle bunları ayırdı. Artık nedir? Burada bakın burada herhangi bir hücrenin içinde değişiklik yaptığımda bu change modu çalışacaktır. Change modun içindeki değerler otomatik olarak gelecektir. Ben şimdi buradaki değerlere veri girişi yaptığımda otomatik ne yapmasını istiyorum? Yani aç nolu makromun çalışmasını istiyorum. Bakın aç diyorum. Artık burada veri girişi yaptığımda buradaki değerim açılacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Alttaki kısımda veri girişi bölümüm açıldı. Ama tabii bakın tıkladığımda ne yapıyor? Şimdi ilk komutum neydi? İkinci sütuna tıkladığımda buradaki toplam satırının değişmesini istiyordum. Şimdi buraya tıkladığımda Burada kapanan toplam satır açıldığı için buradaki hücrenin içine bir değer yazıyor. Bu yazdığı değer ne yapıyor? Bizim geliyor bakın arkadaşlar ikinci yazdığımız komutu tetikliyor. Yani buradaki hücrenin e, içindeki değerlerden herhangi bir tanesi değiştiği için otomatik olarak yeniden açılıyor. Yani biz buradaki B sütununa tıklasak da buradaki toplam satırı silinmiyor. Bu bizim işimize gelmiyor arkadaşlar. Peki ne yapmamız lazım? Şimdi burada ikinci sütuna tıkladığımızda bakın ikinci sütuna tıkladığımızda buradaki kapama işlemini yapmadan önce ilk olarak bu kodların çalışmasını bir durdurması lazım. Bunun için yapacağımız kod application. Bakın ap yazıyorum. Ctrl tuşuna basılı tutup boşluk tuşuna tıklıyorum. Kodlar aşağıya doğru belirdi. Bakın app yazıyorum. Application kodu burada otomatik olarak çıktı. Seçiyorum mouse'umla application diyorum. Nokta diyorum. Bakın Burada e, enable event seçeneği var. Bu enable event seçeneği bizim kodlarımızın yani buradaki yazdığımız alanların tetiklenip tetiklenmeyeceğini bize soruyor. Yani çalıştırılıp çalıştırılmayacağını bize soracak. Bunu belirleyeceğiz. Bakın enable event seçeneğini seçiyorum. İlk olarak bu işleme başlarken ben bunu eşittir diyorum false yani kapalı hale getiriyorum yani ne olacak artık bunu tetiklemeyecek arkadaşlar peki ne yapacak ondan sonra buradaki e, evlatı kapalı hale getirdim geldi kapat makrosunu çalışacak bakın kapatın hemen sonuna geliyorum enter'a basıyorum tekrar app yazıyorum application ctrl boşluk tuşuna basıyorum altta listem gözüktü buradan application seçiyorum nokta diyorum bakın enable Bakın yazınca çıkıyor zaten. Enable event diyorum. Eşittir diyorum. True diyorum. Evet arkadaşlar. Artık ne yapacak? Buraya gelecek. İki no'lu sütunumuza tıklandı mı? Tıklandı. Tıklandığında ilk olarak buradaki tetikleme kapalı hale gelecek. Yani biz tıklasak da ekranın üstünde herhangi bir değer değişse de artık buradaki change modu çalışmayacak. Sonra ne yapacak? Bizim toplam satırımızı kapatacak. Kapattıktan sonra tekrar artık tetikleme işini aktif hale getirecek. Doğal olarak birbirinin içindeki döngüye girmeyeceği için bir sıkıntı yaşamayacağız arkadaşlar. Bakın herhangi bir yere tıklıyorum hücreye. Gördüğünüz gibi toplam satırı ne oluyor? Ee, burada duruyor. Şimdi geliyorum iki nolu sütuna tıklıyorum. Bakın iki nolu sütunda herhangi bir yere tıkladığımda otomatik olarak buradaki toplam satırının kapandığını göreceksiniz. Şimdi ben buraya bir değer gireceğim. Mesela klavye bak kalem aldım farz edelim. Bakın altta hemen toplam satırı otomatik olarak belirdi. Veri girişi yaptığımda bunu adet diyorum. Geliyorum. Mesela işte 2000 adet alıyorum. Bakın alt toplam değeri gördüğünüz gibi dinamik olarak değişiyor. Peki ben tekrar veri girişi yaptığımda ne yapacak? Bakın geliyorum 2 no'lu sütuna. Tıklıyorum. Alttaki toplam değeri kapandı. Geliyorum boş sütuna. Bir değer daha giriyorum mesela. Sil gidiyorum. Sil gidiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Sağ kısma tıkladığımda alt toplam değeri geldi. Mesela bundan da işte 3000 adet aldığımı düşünelim. Otomatik olarak burada gördüğünüz gibi alt toplam satırı belirdi. Bu videodaki içeriği indirmek isteyen katıl abonelerimiz topluluk alanında videoların içeriklerini yani sadece bu videonun içeriğini indirebilirler arkadaşlar. orada kod satırını alıp kopyalayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus şimdi işlem yaparken bakın ben sayfa 1'de işlem yaptım. Sizde de eğer buradaki sayfanız 2 3 5 ise ona göre ne yapacağız? Visual Basic ortamında işlem yapmak istediğimiz sayfanın üstünde e, hareket edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Bir diğer husus da şu. Dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da bakın burada eğer işlem yapacaksanız tabi bu kodlar otomatik oluşturduğu için sizin aslında bir şey yapmanıza gerek yok ama yine hatırlatayım. Bakın buradaki tablonun üstüne tıkladığımda tablo tasarımı bölümünde sizin tablo adınız var. Buradaki tablonun ismi tablo 3 gördüğünüz gibi. Visual Basic ortamında çalışırken bakın buradaki tablo adının da buradakiyle aynı olmasına dikkat edin. Yani burada kodları siz elle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu yazdığınız elle kodun buradaki bakın ulaştığınız tablo isminin buradaki ile aynı. Evet arkadaşlar. Bir diğer husus da şu. Buradaki makroyu sürekli kullanmak istiyorsanız kayıt yaparken dosya seçeneğini tıklayıp farklı kaydet seçeneğinden göz at dedikten sonra alt kısımdaki kayıt türünü mutlaka makro içerebilen Excel çalışma sayfası yaparak kaydetmeyi unutmayın. Yoksa kayıt yaptığınızda arka taraftaki kodların hiçbiri kaydedilmeyecektir. Tekrardan oluşturmak zorunda kalırsınız. Kolay gelsin.